Ben çok özür dilerim. Abimin günlüğünü almaya gelmiştim. Rahatsız ettiğim için ikinizden de özür dilerim. Bağışla beni Prap, kaza oldu. Sorun değil Alya. Aslında senin gelmen iyi oldu. Yoksa daha da çok uyuyacaktım. Bülbül, sen de yüzünü yıka. Gidip komiserle konuşalım. Sonra da ne yapacağımıza karar veririz. Dikkat et. Yerde cam kırıkları var. Biliyorum. Şimdi benim yerimi almış olabilirsin. Ama haberin olsun, bu durum fazla uzun sürmeyecek. Neye mal olursa olsun Prab'ı geri almaya kararlıyım. Ben Robin'e söylerim, yerleri temizler. İstemeden oldu. Özür dilerim. Bence Alya o bardağı kasıtlı olarak kırdı. Akash, polisle görüştün mü? Evet, bir saat önce aradım. Lütfen tekrar ara. Biz zorlamazsak onlar hiçbir şey yapmayacak. Hadi lütfen. Sen bu işi bana bırak. Tamam. Bırak. Büyük anne. Büyük anne, ne oldu? Ragi için endişelenme büyük anne. O yakında eve dönecek. Dinle oğlum. Lütfen abi ve Prage'yi kurtar. Şu ana kadar Prage için endişeliydim ama şimdi abi için de meraktan ölüyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Abiye ne oldu? Oğlum, sakın bizden bir şey saklama. Zaten her şeyi biliyoruz. O fidyeciler Bülbül'ün gelmesini istedi. Ama onun yerine abi kendi gitmeye karar verdi. Bunu size kim söyledi? Hiç önemli değil. Sen bundan sonra ne yapacağız söyle. Lütfen bir şeyler yap. Lütfen abi ve Prage'yi eve getir. Sana ömür boyu minnettar kalırım oğlum, ne olur. Ne olur onları getir. Büyük anne bana. Sen... Çocuklarımı bana geri getir. Büyük anne, beni dinle. Abinin benim için yaptıklarının karşılığını ne yaparsam yapayım asla ödeyemem. Onu kurtarmaya söz veriyorum. Evet, söz veriyorum. Tombiş! Tombiş! Uyansana Tombiş! Neden? Yine ne oldu? Uyanmak istemiyorum ben. Rahat. Hemen uyanmak zorundasın Tombiş, hadi. Neden? Ne oldu ki? Ben... Hadi gel. Dikkat et. Gel. Hayır, buradan gidelim. Günaydın Rock Yıldızı. İyi olduğunu umarım. Hediyemi vermişsindir değil mi? Tabii. Siz ikiniz kaçmaya mı çalışıyordunuz? Evet, kaçmak istediler. Ne aceliniz var? Aleler büyüdükçe bizim de eğlencemiz büyüyecek. Bak gördün mü etraf nasıl da gerildi. Belki şimdi seni ikiniz... Seni keserim. Hey, sakın bana sesini yükseltme. Bana omurgasız demiştin. Şimdi bir erkek neler yapabilir sana göstereceğim. Hey, hey, ver şunu bana. Hadi Rock Yıldızı, bir şarkı söylesene bize. Sen... Hayır. Şimdi sana dersini vereceğim. Hey, siz eve gidip temizlenin. Buraya döndüğünüz zaman da Rock Yıldız abinin cenaze törenini yaparız değil mi? Ha? Hadi gidin, çabuk çabuk, hadi hadi. Her taraf alevler içinde. Ne yapacağız şimdi? Sarla, ne oldu kızım? Sarla teyze, yine tansiyonun yükselmedi umarım. Git bir bardak su getir hemen, hadi. Hayır, tansiyonum yükselmedi.
Sadece çok huzursuz hissediyorum kendimi. Rakyam'ın hayatı tehlikede sanki. Hadi Bülbül'ü arayalım. Onunla konuşursam kendimi daha iyi hissedeceğim. Şu anda çok kötüyüm. Evet, peki ben ararım bir dakika. Sarla, yeter artık, üzülme. Yoksa hasta olacaksın. Dur bir dakika babaanne. Sarla teyze, güçlü durmalısın. Bak hepimiz çok endişeliyiz ama hiçbirimiz senin gibi kendimizi bırakmadık. Ben onun annesiyim. Sen benim hissettiklerimi hissedemezsin. Rakya'nın başına gelen her şeyi ben kendi kalbimde duyuyorum. Sen bunu asla bilemezsin. Kendi çocuğunun acısı çok derindir. Sen de çocukların olduğu zaman bunu çok iyi anlayacaksın kızım. Evet ama hislerini anlayabilirim. Çünkü ben çocukluğumdan beri seninle birlikte yaşıyorum. Sen benim için çok değerlisin. Ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Ve bunları da seni teselli etmek için söyledim teyze. Aslında ben de ağlamak istiyorum. Hiç şüphem yok. Yakında Abi ve Pragya bulunacak, emin ol. Ama ben sana bir şey olursa buna katlanamam. Sen burada bekle. Ben şimdi nereye gidiyorsun? Bir çıkış yolu bulmaya gidiyorum. Burada kal. Tombiş! Elini yakacaksın! Ne? Yer yok. Tombiş, ben o kadar kolay pes etmem. Buradan çıkmanın yolunu bulacağım, tamam mı? Sen burada kal. Geri geleceğim. Hı? Abi hayır, hayır. Yaşamın tek nedeni aşk. Asla beraber olamayacaksak ben neden ona aşığım ki? Ve neden biz ayrılmak zorunda kalacağız? Sadece şanslı insanlar aşkı buluyor. Neden tamamen ayrılacağım zanda ona aşık oldum? Ne yapacağım ben şimdi? Alya, abi neden dönmedi hala? Sakin ol Tanu. Abim Niyaz, tabii ki gelecek. Ara ve abinin neden hala dönmediğini sor ona. Peki, tamam. Bidyeciyi mi arıyorsun yoksa? Durma Alya. Telefonunun sim kartını bile değiştirmene gerek yok. Onlarla rahatça bizim önümüzde konuşabilirsin. Bırak artık saçmalamayı Bülbül. Ne oluyor? Heh? Aslında büyük annem Alya birini aramak istiyordu. Ben de ona telefonu al ve ara dedim. Bak büyük annen de burada. Kimi arayacaktın sen? Fidyecileri. Fidyecileri mi? Sen onları tanıyor musun? Evet büyük anne. Aslında Pragya'yı kaçırtan Alya'nın ta kendi. Ciddi olamazsın. Büyük anne, dediğini ben de anlamadım. Böyle bir durumda ne kadar yersiz bir şaka, öyle değil mi Bülbül? Şaka yapmıyorum Alya. Benim ablam kaçırıldı. Hayır Bülbül, bu bir yanlış anlama. Yanlış anlama falan değil. Senin fidyecilerle konuştuğunu duydum. Onlara abiye zarar vermemelerini söyledim. İtiraf et. Ben fidyecilerle konuşmadım Bülbül. Evet, onlarla konuştun. Fidyecilerle değilse kiminle konuşuyordun Alya? Ve ayrıca onlarla konuşmadıysan asıl kaçırmak istediklerinin Pragya değil de ben olduğumu nereden biliyordun?
abiyi arayıp ona anlatacaktın. Ama o sırada abinin telefonu kapalıydı. Şimdi bize olanları anlatacak mısın Ali? Aman Tanrım, Ali'yi çok zor bir duruma soktu. Alya'nın oyunu buraya kadar. Söylesene Alya, sen abiyle ne zaman konuştun? Cevap ver Alya. Sanırım bir cevabın yok. Peki, ben cevap vereyim. Pragya yerine aslında beni kaçıracaklarını biliyordun. Çünkü bu kaçırılmayı sen planladın. Doğru değil mi? Tanu, eminim sen gerçeği biliyorsundur. Onun en yakın arkadaşısın. Cevap ver bana. Bütün bunları sen planlamadın mı? Sana karşılık vermiyorum diye bana her istediğini söylemeye hakkın yok, tamam mı? Beni sürekli bir şeylerle suçlayıp duruyorsun. Neden beni hedef aldığını da anlamış değilim. Ben fidyecilerle konuşmuyordum. Tamam mı Bülbül? Anladın mı beni? Özel dedektiflik yapan bir arkadaşımla konuştum. Ve arkadaşım oldukları için onlardan Pragya ve Abi'yi bulmalarını istedim. Ben sadece nerede ve nasıl olduklarını bilmek istiyorum. Bunda ne kötülük var söyle. Ben de onların geri dönmesini istiyorum. Bülbül'ün bu kaçırılmadan beni suçlaması çok büyük bir haksızlık. Ne sanıyorsun? Onlar benim abim ve yengem. Neden zarar gelmesini isteyeyim? Bunu nasıl yaparım? Evet tamam, bir hata yaptığım doğru. Abiyle konuştuğumu söyledim ama aslında onunla konuşmadım. Ayrıca Bülbül bana her şeyi Kurap söylemişti. Söyle ona Prap. Pidecilerin aslında Pragya'yı değil, Bülbül'ü kaçırmak istedikleri için bunların olduğunu söyle. Bülbül'ü kaçırmak istemişlerdi. Ona gerçeği söyle. Hadi ne duruyorsun? İtiraf etsene. Evet Bülbül. Doğru söylüyor. Büyük anne, ben asla abime zarar vermem. Burada herkes benim abimi ne kadar çok sevdiğimi biliyor ama öyle şeyler oldu ki keşke beni kaçırsalardı diye pişmanlık duyuyorum şimdi. O zaman en azından abim ve yengem mutlu olurlardı. Büyük anne, sen abimi her şeyden çok sevdiğimi bilirsin. Bülbül'ün abimin ve karısının kaçırılmasını benim planladığımı söylemesi haksızlık değil mi? Bülbül. Ablanın kaçırıldığını biliyorum ama unutma ki benim abim de onu kurtarmak için oraya gitti. Ben ikisi için de endişeliyim. Çünkü ikisini de seviyorum. Ama bu söylediklerinden belli ki sen hala bana karşı kötü duygular besliyorsun. Bülbül, biliyorum geçmişte sana karşı hatalarım oldu. Ama senden bunun için defalarca özür diledim. Benden ne yapmamı bekliyorsun? Büyük anne, eğer herkes bütün bu olanlardan benim sorumlu olduğumu düşünüyorsa hepinizden özür diliyorum. Özür dilerim, cezalandırın beni. Hatta polisi arayıp hapse attırın ya da en iyisi astırın beni büyük anne. Geçmişte hatalarım olduğunu kabul ederim ama bu suçlamayı hak etmedim büyük anne. Bülbül. Alya yalan söylemiyor, inan bana. Evet, geçmişte bazı hataları oldu ama asla abiye zarar verecek bir şey yapmaz. Ben torunumu çok iyi tanırım. Ve Bülbül, biliyorum kızım. Sen de onun hakkında kötü şeyler söylemeyi asla istemezsin. Alya'nın davranışları sende şüphe uyandırdı ama emin olmadan kimseyi itham edemezsin. Çünkü kızım, bu kadar ağır bir suçlama herkese çok büyük zarar verir. Bunu da düşün, hata yapma. Yoksa vicdan azabı çekersin. Çok, çok kötü zamanlar yaşarsın. Üzülme Alya. Gerçekten üzgünüm Bülbül. Aa Alya, durumu nasıl da Bülbül'ün zararına çevirdin? İnsanları kandırmayı çok iyi biliyor. Mithali,
Alya'dan uzak dursan iyi olur. Kendini ne sanıyor bu? Ne cesaretle beni herkesin içinde suçlar ve itham eder. Ona öyle bir ders vereceğim. Alya, sakin ol. Ondan sonra intikam alırsın ama ben şimdi abiyi merak ediyorum. Umarım Neil bize yalan söylemiştir. Ona güvenmemeliydik. Evet, haklısın. Neil'i aradan çıkarmalıyız. Ona daha fazla güvenemem Tanu. İnanamıyorum. İlk defa olarak Alya beni doğru zamanda arıyor. Alyacığım, merhaba, nasılsın? Sen kendini çok mu akıllı sanıyorsun? Kafana esen her şeyi yapmaya başladın. Seni dinlemeyeceğim artık. Sana yeteri kadar şans verdim. Ama artık sabrım tükendi. Şimdi polise gidip hakkında suç duyurusu yapacağım. Duydun mu beni Neil? Duydun mu? Hey, sen aklını mı kaçırdın? İnsanları tehdit etmekten başka bir şey bilmezsin. Alyacığım, günaydın. Bugün keyfim de yerinde. Sana iyi haberler verip çok da kibar konuşacağım, tamam sen mı? Sen bana nasıl iyi bir haber verebilirsin? Sana abiye zarar verme dedim. Onu serbest bırakman gerekirdi ama sen beni dinlemedin. Ben abiyi dün gece bıraktım. O halde neden hala eve gelmedi? Ben nereden bileyim? Brakya'nın son isteklerini yerine getirdim. Doğrusunu istersen eğer sen de burada olsaydın çok daha eğlenceli olabilirdi. Biz burada çok iyi vakit geçiriyoruz, yemin ederim. Brakya'nın son istekleri de ne? Polis Brakya'nın cesedini bulsa bile onun fidecilikten kaçarken gördüğü bir barakaya saklandığını, sonra da yangında içeride mahsur kalıp oradan çıkamadığını düşünecek. Umarım şaka yapıyorsundur. Alyacığım, ben bu konularda asla şaka yapmam. Eğer istersen sen de gelip kendi gözlerinle görebilirsin ama sen buraya gelene kadar her şey tamamen kül haline gelmiş olacak. Merak etme. Ben sana güzel bir fotoğraf çekip gönderirim, he? Tanu. Aman Tanrım. O kadar mutluyum ki. Sonunda Pragya'dan kurtulduk. Çok mutluyum Alya. Çok mutluyum. Pragya artık yok. Tomiş! Merak etme Tomiş, seni koruyacağım. Dinle, sana bir şey söylemeliyim. Şimdi olmaz Tomiş. Buradan çıkmanın yolunu bulmak zorundayım. Hayır, buradan asla çıkamayacağız. Hayır Tomiş. Sakın ümidini kaybetme. Güçlü ol lütfen. Sana söz veriyorum, ikimizi de buradan çıkartacağım, tamam mı? Hayır, buradan asla çıkamayacağız. Alevler her yere yayıldı. Eğer çıkış yolu olsaydı ben de pes etmezdim. Ama ne olursa olsun senin güvende olmanı sağlardım. Çıkamayacağız buradan artık. Ölmeden önce sana söylemek istediğim bir şey var abi. Bir süreden beri sana hep bunu söylemek istiyordum. Ama bu yangın içinde sıkışmasaydık bunu söyleyemezdim. Birinin sadece yüzünü düşündüğün zaman bile sen hiç kendini mutlu hissettin mi? Ya da birinin üzüldüğünü görünce sen de onun gibi üzüldün mü? Birinin yanındayken kendini mutlu hissederken onsuz yaşayamayacağını hiç düşündün mü peki? Ben hep... Dur bir dakika. Haydi Michael, ne yapıyorsun orada? Bekle biraz, bekle. Çabuk ol, çok önemli bir denemeye gidiyorum. Tamam, az kaldı. Meslek hayatımı başlamadan bitirme. Rock Yıldız olduğum zaman senin dükkanını da baştan aşağı yenileyeceğim. Hey Michael, neden çıkarttın o kabloyu, ne oluyor orada? Yine anahtarı kaybettin değil mi? Ben motoru şimdi çalıştırırım, sen de sonra bir anahtar yaptırırsın. Anlaştık mı? Gel bak şimdi. Nasıl olacak? İşte böyle bak, gördün mü? Şimdi motoru çalıştırabilirsin.
İşe yarar mı bu? Elbette yarar. Burayı ateşe verdiğin çok iyi oldu patron. Son birkaç gündür o ikisi bizi çok oyaladı. Ama artık kutlama yapabiliriz. Ne dersin? Nereden geliyor bu motor sesi? Bence içeriden geliyor. Sen aklını mı kaçırdın? Belki de beklenmedik bir ziyaretçidir. Git etrafa bak. Hadi. Hadi. Şimdi bakarız. Hadi. Neden hala gitmiyoruz? Çünkü o adamların çıkacağımı bilmesi gerek. Hazır mısın? Hazırım. Burada kimse yok. Halde ses nereden geliyor? Gidip tekrar bakın. Hadi çabuk. E-15, kurtulduk. Gerçekten mi? Hı. Biz... Hey, ne haber? Neden öyle şok geçirmiş gibisin? Bizi karşında sağ görünce yüzünün alacağı şekli merak ettim. Aslında sizin de beni alkışlamanız gerek. Motorun üstünde müthiş bir aksiyon gösterisi yaptım. Pekala, şimdi anlıyorum. Bu adamın yanında siz de onun gibi sıkıcı biri olup çıkmışsınız. Neden herkes bir anda sus pus oldu? Siz de haklısınız. Sağ çıkamayacağımızı düşününce bu durum biraz sürpriz oldu. Haklısınız. Bir şey daha söyleyeyim. Bir dahaki sefere beni öldürecek adamları biraz daha yeteneklilerden seç. Benden tavsiye. Ne duruyorsunuz? Yakalayın onu. Hadi! Alya, bu fotoğrafa baktıkça içimden büyütüp odama asmak geliyor. Aman tanrım. Ben artık bu fotoğrafa baktıkça rahat uyurum. Tamam artık. Mutlu olduğunu biliyorum ama duygularını biraz kontrol et Tanu. Kontrol mü? Hayır asla. Böyle şeyler hayatta çok nadir olur. Ve ben de o kadar uzun zamandır beni bekliyorum ki. Şimdi dışarı çıkıp yaşasın eski hayatım geri geldi diye bağırmak istiyorum. Alya, hadi kutlayalım. Kutlama yapamayız tatlım. Neden? Senin aklın başında değil galiba Tanu. Durumu bilmiyorsun sanki. Senin de bildiğin gibi Bragia'nın ölüm haberi bir süre sonra eve ulaşmış olacak. O zaman herkes şok yaşayacak. Ya büyük annem? Büyük annem de Bragia'nın ölüm haberini alınca şok geçirecek tabii. Büyük annem bir yana sen abimi bir düşün. Evde herkes yas tutarken biz burada nasıl kutlama yapabiliriz? İnsanlar ne der? Mutluluğumu nasıl kontrol edeceğim ben şimdi? Duygularını kendine sakla. Eğer bunu yapmazsan her şeyi kaybedersin. Sakın unutma, anladın mı? Pekala. Bragia artık olmadığına göre... Abi senin olacak. Ne güzel haber. Evet, haklısın. Ben bunu düşünmemiştim. Evet, düşünmedin. Çünkü şu anda aklın başından gitmiş durumda. Peki... Bütün bunlardan benim elime ne geçti? Yani Bülbül ve Pırap hala beraberler. Endişelenme Alya. Bülbül'ün en büyük desteği ablası Pragya'ydı. Ama artık yok. Bülbül'den kurtulmak da zor olmayacak. Hiç merak etme. Evet haklısın. Bu dediğin doğru.
Güzel bir kutlamayı Bülbül Prab'ın hayatından tamamen çıktığı zaman yapacağız sanırım. Peki. Neden durdurdun beni? Tüm bu yaptıklarından sonra bu soruyu sorman saçma değil mi sence? Ne demek şimdi bu böyle? Süreç bana aptal numarası yapmayı bırak. Eminim ne demek istediğimi sen çok iyi biliyorsun. Hayır, neden bahsettiğini hala anlayamadım. Lafı uzatma da ne istediğini söyle. Şimdi bana doğru cevap ver. Pragya nerede? Onun yerini söylemeni istiyorum. Sen Pragya'yı neden bana soruyorsun? Çünkü onun kaçırılmasında senin rolün var Süreç. Ne? Ben mi Pragya'yı... Prab, ben seni her zaman Abi'den ve yanındakilerden daha zeki biri olarak gördüm. Daha olgun biri gibi görünüyordun. Sen kimseyi geçmişiyle yargılamayan biri gibiydin. Ama senin aklında çok yanılmışım. Ne yazık ki hiç farklı değilsin. Sen de Abi gibisin. Reş, ben kimseden etkilenmiş falan değilim. Sadece duyduklarıma inanıyorum ve senin de Bülbül'ü sevdiğini duydum. Gerçekten mi? Bülbül'ü sevmiyor musun? Parti gecesinde ailesinin izni olmadan onu alıp götürmek istedim. Yani? Süreç, bilgiciler telefon etti. Eğer Bülbül teslim olursa Pragya'yı bırakacaklarını söylediler. Ve aslında Bülbül'ü kaçırmak isterken yanlışlıkla Pragya'yı kaçırmışlar. Sen ne söylemeye çalışıyorsun? Bu kaçırılmanın ardında senin olduğunu söylemeye çalışıyorum. Başından beri Bülbül'ün benimle evlenmesine karşı çıkan sendin Süreç. Yani demek istediğin o gece ben Bülbül yerine yanlışlıkla Pragya'yı kaçırdım ve şimdi de Bülbül'ümü kaçırmaya çalışıyorum. Bunu mu söylemeye çalışıyorsun bana? Evet. Bir dakika. Ben daima Bülbül'ü sevdim. Bu doğru. Ama bundan sonra mutlu olmasını dilerim. O gece bana iş geçirdiklerini biliyor musun? O gece saçma sapan konuştum çünkü içtiklerimin etkisi altındaydım Prab. Bülbül'ün seninle mutlu olacağını biliyorum. Onu senden neden ayırayım ki, ha? Ve ayrıca ben Bülbül'ü yıllardır tanıyorum. Onu uzun zamandır seviyordum. O geceden önce neden duygularımı hiç açmadığımı biliyor musun sen? Bunu hiç düşündün mü peki? Ona duygularımı sadece onun da bana karşı duyguları olsaydı işte o zaman açacaktım. Ama Prab, sevdiği tek erkek sensin. O senden başka hiç kimseyle olmak istemiyor. Benim tek dileğim de Bülbül'ün mutlu olmasıdır. Beni sevmediğini de kabullendim. Bunu kabul ediyorum ve itirazım yok Prab. Evet haklısın. Ona duygularımı açmam hataydı. Ama kötü niyetim yoktu. Ben gerçekten çok özür dilerim Süreç. Seni yanlış anlamışım. Lütfen beni affet. Sorun değil. Ve ben de artık... Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Pragya ve Abi kim bilir şimdi neredeler? Sanırım motorun yakıtı bitti. Ne yapacağız şimdi?
Her an buraya gelebilirler. Bir fikrim var. Sen benim sırtıma bin, öyle gidelim. İster misin? Biraz sabırlı ol. Neden motordan iniyorsun? Burada mı bırakacağız? Ne bekliyordun? Hayatımızı kurtarmak daha önemli. Sen istersen burada kal. Ben gidiyorum çünkü. Yok, hayır, hayır. Ben de geliyorum. Patron, motorun yakıtı bitmiş olmalı. Burada bırakıp gitmişler. Sen kendini çok mu akıllı sanıyorsun? Sersem, öyle oldu açıkça belli. Depoyu ateşe vermeden önce içeride ne var daha dikkatli bakmanız patron, lazım. Patron, orası hurda eşyalarla doluydu. Baktık ama içeride bir motor olduğunu göremedik. Tamam, yeter. Sizin hatanız yüzünden kaçtılar. Şimdi ne olursa olsun o ikisini bulup bana getireceksiniz. Yoksa hiç kimse sizi elimden canlı kurtaramaz, tamam mı? Bu size son uyarı. Duydunuz mu beni? Ha? Hadi gidin. Bülbül, geldin mi kızım? Ragya nerede? Abi nerede? Neden beraber gelmediler? Bülbül bir şey söylesene. Onlar da gelmedi mi? Bülbül bana neler olduğunu söyle kızım. Bülbül? Ne oldu? Kızım bir şey söylesene. Anne lütfen kızma bana, olur mu? Bütün bunlardan ben sorumlu değilim. Yemin ederim ben yanlış bir şey yapmadım anne. Umarım bana kızmazsın. Benim bir suçum yok anne. Anne, fidicilerin asıl planı Pragya'yı kaçırmak değildi. Öyleyse neden onu kaçırdılar? Aslında beni kaçırmak istiyorlardı ama yanlışlıkla ablamı götürdüler. Yemin ederim benim suçum yok anne. Sen nereden öğrendin? Çünkü onu kaçıranlar telefon etti. Beni yanlarına çağırdılar anne. Ben yanlarına gitmeyi kabul ettim. Bunu abi ve Kurab'a söyledim ama abi beni uyku hapı vererek kandırdı. Ve ben oraya gidemedim anne. Ve şimdi abi de fidiciler tarafından tutuluyor. Anne, benim suçum yok ama onlar asıl beni kaçırmak istemişti. Yemin ederim ben kötü bir şey yapmadım. Ben o adamların kim olduğunu ve beni neden kaçırmak istediklerini bile bilmiyordum. Senin hatan olmadığını biliyorum Bülbül. Söyle şimdi. Pragya neden senin ablan oldu biliyor musun kızım? Bu dünyada seni korumak ve seni her türlü kötülükten uzak tutmak için Bülbül. Pragya seni çok seviyor. Sen onun küçük kardeşi değil misin? Otur. Bu asla senin suçun değil. Ağlama artık. Sen benim için çok değerlisin. Seni ve Pragya'yı ne kadar çok sevdiğimi biliyor musun? Pragya'nın başına gelenlerden hep senin sorumlu olduğunu düşündüm ama bu doğru değil. Pragya'nın kaderinde acı çekmek var. Ne kadar uğraşsam da bunu asla değiştiremeyeceğim. Kötülükleri kovamıyorum ondan. Sen de şimdi ona olanlardan kendini suçlamayı bırak artık. Kendini bırakma kızım. Tanrı'nın izniyle her şey yoluna girecektir. Bütün bu zor günler geride kalacaktır kızım.
Kilometrelerce yürüdük ama bu ormandan çıkmak imkansız. Gece burada kalalım. Ne yapıyorsun sen? Sen öyle bakınca benim de karnım acıktı. Ne dedim ki? Tek kelime bile söylemedim. Söylemesen de belli işte. Peki başka ne söylemeden belli olur acaba? Nasıl? Yani ben söylemeden acıktığımı anladın. Tamam, orası belli. Ama bu ormanda nereden yiyecek bulacağız? Bütün gece aç kalacağız burada. Ben gidip bir yerden kendime yiyecek bulmaya çalışayım. Sen de burada otları falan yersin artık. Bu ormanda yiyecek bulmaya nereye gideceksin? Sen onu bana bırak. Bekle, dur, dinle beni. Dur dedim. Yoruldum artık onları aramaktan. Aklımı kaçıracağım. Nasıl bulacağım onları? Kim bilir nereye gittiler? Orman o kadar derin ki onları saklandıkları yerde bulmamız imkansız artık. Patron, ben çok acıktım. Bu insanları bulamayacağımız da belli. Bir fikrim var. Burada kalıp biraz dinlenelim. Patron, neredesin patron? Patron, yemek işini hallettim. Krishna, biz buradayız. Çabuk ol. Nerede kaldın? Açlıktan ölüyoruz. Neden bu kadar oyalandın? Yiyecek bulmak için kilometrelerce yol yürüdüm. Daha da kötüsü sizi bulmam çok zor oldu. Hadi gel gel hadi. Patron, bu senin için. Alo. Dert açmak istiyor bu. Ne oldu? Demek telefon burada çekiyor. Aptallar, neden benim payımı da yediniz ha? Sen ne diyorsun patron? Biz senin yemeğini yemedik. Bak orada oturuyoruz. O halde yemeğim nereye gitti? Evet. Nasıl kayboldu? Tamam patron, sen bunu al. Ben sana dersini veririm. Kendini çok mu kurnaz sanıyorsun? Ver şunu bana, ver. Ver dedim. Size yemek falan yok. Ama... Görürsünüz. Zaten çok yediniz. Uzak durun, yaklaşmayın. Gidin. Tehlikeye girmenin ne gereği vardı ki? Burada yiyecek bulmanın başka yolu var mı dersin ha? Dinle bak. Sen çok safsın. Ben sana yiyecek getirmek için kendi hayatımı tehlikeye attım. Ama teşekkür edeceğine hala şikayet ediyorsun. Bu kadar nankör birini daha önce hiç görmedim. Sen hiçbir şeyden memnun olmaz mısın? Bağışla beni. Hepsi bu mu yani? Gerçekten çok üzgünüm. Ceza olarak kalk otur yapacaksın. Sen de iyi bir öğretmensin değil mi? Mutlaka öğrencilerine ceza vermişsindir. Hadi. Tamam dur. Sonradan koşamadın diye beni suçlarsın. Bilirim ben seni. Her şeyden beni suçlarsın. Otur.
Bana öyle bakma. Yemeğimi seninle paylaşmayı düşünmüyorum ha? Ben zaten doydum bile. O halde neden bana bakıyorsun? Çünkü daha önce seni böyle yerken hiç görmemiştim. Senin nazarın da değer. Neydi o ses öyle? Karnımın gurultusu olmalı. Ama sen zaten yemedin mi? Neden gurulduyor karnın? O ses benim karnımdan gelmedi. Sanki vahşi bir hayvanın gürlemesine benziyordu. Yani bir aslan olabilir mi? Hayır. Aslanlar Gujarat'ta yaşar. Kaplan olabilir mi? Kaplanlar da Bengal'de yaşar Tombiş. Nedir o zaman? Çita, kurt ya da sırtlan mı? Ben bu hayvanların adını daha önce hiç duymadım. Zaten öyle bir sesi de duymadım. Dinozor mu? Olabilir. Neden gidip bakmıyorsun? Ne? Hayır. Ben yiyecek bulduğuma göre sen de gidip sesin kaynağını bulabilirsin. Sen yiyecek getirdin diye hayatımı tehlikeye atmamı benden bekleme lütfen. Çok sıskasın. Hayvan seni yakalayamaz. Hayır hayır gitmiyorum. Git kendin bak. Hadi git. Ben karanlıkta iyi göremem ki Tombiş. Benim gözlüklerimi tak o zaman. Hadi al. Biraz cesur olmayı öğren. Tak gözünü. Git şimdi. Hadi canım. Gitmeli miyim? Emin misin? Aslında ben yalnız kalmanı istemiyorum. En iyisi ikimiz beraber gidelim. Neden? Merak etme ben de yanında olacağım. Ha? Hadi ben seni korurum. Gidelim. Sen önden git. Güven bana. Bir şey olmayacak. Güven. Hadi. Neden sen önden gitmiyorsun? Ne fark eder? Hem zaten bilirsin hayvanlar arkadan saldırır. Neden kesildi o ses? Tombiş. Sanırım hayvan yerimizi buldu. Eğer öyle olsaydı bize çoktan saldırırdı. Bence gitti. Evet bence de kesinlikle gitti. Benden korkmuştur. Hadi uyuyalım artık. Ne dersin ha? Tombiş bir fikrim var. Ben uyuyayım. Sen burada uyanık kal. Ve ben uyuyana kadar nöbet tut tamam mı? Otur şuraya. Ha? Bak Tombiş bunu bir görev olarak kabul etmelisin. Ben şimdi buraya uzanıyorum ve uyuyorum. Abla, Bay Ahuja hepimizi kızının düğününe davet ettiğini söyledi. Eğer gidebilirsek çok mutlu olurum dedi. Bu durumda düğüne gitmeyi nasıl düşünürsün? Haberin yok mu Canki? Rakya'yı kaçırdılar, abi kayboldu. Ben bu halde kimsenin düğününe gidemem. Rakya ve abi ortaya çıkana kadar ben hiç kimsenin davetini asla asla kabul edemem anladın mı? Tombiş. Neredesin Tombiş? Tombiş. 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 Tombiş Tombiş uyan. Bırak biraz daha uyuyacağım. Sonra kalkarım bırak beni. Hemen uyanmalısın. Eğer bana kahve yaparsan kalkarım. Kahve mi? Hey! Ne yapıyorsun? Sadece seni uyandırmaya çalışıyordum. Bu arada kahveni nasıl alırsın? Kahve mi? Hı hı.
Lütfen benden burada sana kahve yapmamı bekleme. Çünkü imkansız. İyi de kahve isteyen sendin. Benden sana kahve yapmamı istedin. Kahvenin yanında kurabiye de almak ister misin? Ha, onu demek istemedim. Hayır. Sadece iyi uyuyamadım. Ondan ne dediğimi hatırlamıyorum. Uyumadın mı? Sakın bir daha bana... Yavaş konuş. Sessiz ol. Abi! Abi neredesin? Nereye gittin? Abi! Neredesin? Sen aklını mı kaçırdın? Böyle bağırdın diye çıkıp sana teslim olacaklarını mı sanıyorsun ha? Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Çocuklar bakın biz buradayız mı demek istiyorsun ha? Sakın bir daha ses çıkartma. Onları aramaya devam et. Hadi çabuk. Şşş. Bak. Şşş. Eğil. Yürü hadi. Yerden yerden yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.